Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dün damat bir basın toplantısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcümüz de buna istinaden bir basın toplantısı yaptı. Çıkan haberler şöyle yandaş basında. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi gündemi değiştiriyor. Gündem nedir? Gündem Azerbaycan'dır. Biz ekonomiden bahsediyoruz. Ekonomiden eğer muhalefet bahsediyorsa bu gündemi değiştirmektir gibi yazılar çıkıyor. Şimdi bir ülkenin bakanı ekonomiyle ilgili, orta vade programla ilgili, ekonomik programla ilgili bir açıklama yapacak ve bunu bütçe öncesinden, aylar öncesinden yapması gerekirken dün yapacak ve bununla ilgili biz de kendi görüşlerimizi söyleyeceğiz. Ama bu gündemi değiştirmek olacak. Yaklaşım tarzı bu. Ekonomiyle ilgili görüşlerimi söyleyeceğim ama dün bir iş kadını bana aynen özetle şöyle dedi. Düne kadar dışarıda yemek yemek lükstü ama artık evde yemek yemek lüks haline geldi dedi. Tam da ekonomiyi özetleyen bir cümle. Damat konuşmaya başladığında ve konuşması bittiğinde Türk lirası %63 değer kaybetti. Damadın konuşup Türkiye ile ilgili ekonominin gidişatı ile ilgili vereceği bilgiler bile dolar dövizini değiştirmekte yetiyor. Ama bakan için bu önemli değilmiş. Bakan diyor ki ben kura mura bakmam diyor. Ben bir tek yere bakarım, saraydır. Bir tek kişinin iki dudağı arasına bakarım, o da kayınpederimdir diyor. Çünkü her türlü başarısızlığa rağmen damadı orada tutan kayınpederi. O da millete bakacak hali yok ya. Kayınpederinin iki dudağı arasına bakıyor. Samandan petrole her kalem malın fiyatı artarken, Türk lirasından kaçış sürerken damat baktığı yeri çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Bir tanecik kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arası. Damat ekonomisi saray rejimini dün açık ve net bir şekilde açıkladı. Ve bunu açıklarken çok yeni sözünden bahsetti. Biz de irdeledik ve şimdi kendisine soruyoruz. Cari işlemler açığını kapatacağız demiş damat. Soruyoruz. Daha önceleri neredeydin? Aklın kayınpederindeydi. Dolarizasyon engelleyeceğiz. Her 100 TL'nin 54'ü döviz olmuş. Bakan açıklama yapıyor. Engelleyeceğiz diye. Daha önce aklın neredeydi? Kredileri amacı dışında kullananları inceleyeceğiz diyor. Ya 18 yıldan beri bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Sen Maliye, Hazine ve Maliye Bakanısın. Kredileri usulü dışında incelemeyi şimdi mi aklına getirdin? Yüksek katma değerli iş süreçlerine gireceğiz. Bravo. Girişimci ekonomiyi destekleyeceğiz ve bunu geliştireceğiz. 18 yıldan beri ülkeyi yönetenlerin ekonomiyi geliştirmekle ilgili yeni kattıkları söylem işte bu. Sürdürülebilir bir büyümeye geçeceğiz. Tam da ekonomiden sorumlu bir bakanın söyleyebileceği bir söz bu. Yakışıyor. Sürdürülebilir ekonomiye geçecek. Bunu ticaret lisesinde okuyan herhangi bir öğrenciye söylesen hocasına doğru olan sürdürülebilir ekonomidir der. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomiden sorumlu bakanı buna yeni vakıf olmuş. Damat Bey rekabetçi kurdan faydalanacağız diyor.
yabancı sermayeyi olmadı hatalarla ülkemizden kaçırırken damadın acaba aklı neredeydi? İnsan odaklı kapsayıcı ekonomiye geçeceğiz diyor. Damadın buradan bahsettiği insan odaklı insanlar bizim de bahsettiğimiz bu 5 tane büyük iş adamı, yandaş iş adamı. Damat milletten bahsetmiyor. Çünkü o dolarla ilgilenmiyor ya. Dolarla ihaleleri alan ve devletin dolarla ödeme yaptığı kişiler işte bu yandaş iş adamları. Bakanı ilgilendiren insanlar onlar. Finansal okuryazarlığı sağlayacağız diyor. Kendisine sormak lazım. Daha önce aklın neredeydi diye. Ekonomide çıkışımız, bu beni çok gerçekten güldürüyor. Ekonomideki çıkışımız V harfine benzeyecek diyor. V harfine. Biz sizi dibe çaktık. Şimdi artık umudumuz dibe çakıldığına göre bir fırlayışla yukarı çıkmamız gerekir diyor. Damadın aklı böyle çalışıyor. Bunun için üretim yapılması gerektiğini, bunun için kur dengesini doğru kontrol altında tutmak gerektiğini, bunun için eğitimin gerektiğini, bunun için ihracatın artması gerektiğini ticaret lisesindeki çocuk biliyor ama damat V'den bahsediyor. Dibe çakıldık, inşallah yukarı çıkarız diyor. Bu kara tabloyu kendileri yarattılar. 2020 yılında büyüme önceki ekonomik programda %5'ti. Türkiye büyüyor diyor ya. Ekonomik yeni açıkladıkları ekonomik programda şimdi bu büyüme %3'e çekilmiş. Ya adama sorarlar. Böyle televizyonların karşısına çıkıp damat havalarında insanlara pembe pembe tablolar çizip hiç merak etmeyin dolar sizi ilgilendirmez. Neden? Siz asgari ücrette Türk lirasından alıyorsunuz. Ama asgari ücret %50 azaldı doların yükselmesinden. O önemli değil. Eskiden yediğinizi yarı yarıya indirin, o yeterli damat için diye pişkin pişkin konuşmayı biliyor. Ama bu konuşması esnasında da %5'ten %3'e çekilmiş olmanın utancını yaşamıyor damat. TÜFE önceki programda %8,5'tu. Şimdi %10,5'a çıkmış. İşsizlik önceki programda %11,8'di. Şimdi %13,8'e çıkmış. Cari açığın milli geliri oranı önceki programda %1,2'ydi. Şimdi tam %3,5'a çıkmış. %3,5'a çıkmış. Bütçe açığının milli geliri oranı önceki programda %2,9'du. Şimdi %4,9'a çıkacak denmiş. Damat konuşmasında meydan okuyoruz demiş. Bu tabloda kime nasıl meydan okuyor gerçekten ben merak ediyorum. Hep dış güçlerden bahsediyorlar ya. Dış güçler mi ekonomiyi batırıyor Türkiye'de? Onlara karşı mı meydan okuyorsunuz? Hayır. Gidiyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın önünde önünüzü ilikliyorsunuz. Yaptığınız şey bu. Meydanı kime okuyorsunuz? Meydanı millete okuyorsunuz. Millet eğer sesini çıkartmaya kalkarsa onları hemen tutukluyor, cezaevlerine gönderiyorsunuz. Gazeteci görevini yaparsa, yazarsa batıyoruz diye hemen bir kulp takıyorsunuz. Sen FETÖ'yü destekledin diyorsunuz. Onu götürüyorsunuz, hücrelere atıyorsunuz. Sizin meydan okuduğunuz Türkiye'de gerçekleri söyleyenlerdir. Sizin meydan okuduğunuz, sindirmeye çalıştığınız milletimizdir. Ama milletimizin de size elbette ki bir cevabı olacaktır. Artık bu yalanlardan milletimiz usanmıştır. Gelinen nokta yoksullukta intihar noktasıdır. Gelinen nokta çocuklarımızın geleceğidir. Yapacağınız tek bir şey var. Artık bu yönetimden çekilip gitmektir. Bizim ihtiyacımız olan düşünce özgürlüğüdür. Bizim ihtiyacımız olan basın özgürlüğüne ihtiyaç vardır. İnsan haklarına ihtiyaç vardır. Halkın ve dünyanın
güven duyabileceği bir iktidara ihtiyaç vardır. Demokrasiye ihtiyaç vardır. Biz bütün bunları başaracak bir ülkeyiz. Ancak doğru yönetilmiyoruz. Bunun için bu damadın, bu kayınpederin, bunlarla birlikte olan yandaş iş dünyasının, yandaş basının, Türkiye'nin üzerinde yarattıkları kara bulut gibi kurdukları hakimiyet yok olmalıdır. Yeline aydınlık, bu ucube cumhurbaşkanlığı sisteminden Türkiye'yi kurtaracak. Layık, demokratik, parlamenter sistemi Türkiye'ye tekrar kazandıracak. Türkiye'yi hem ekonomide, hem eğitimde, hem dış politikada itibarlı bir ülke haline getirecek yeni bir iktidara ihtiyaç vardır. Bu iktidar için Cumhuriyet Halk Partisi ülkesine güveniyor, milletine güveniyor, ülkesinin 100 yıllık cumhuriyet birikimine güveniyor. Başaracağız bunu. Eğitimle ilgili tablo çok sıkıntılıdır. Türkiye'deki eğitim sistemi maalesef çökmüştür. EBA çöküyor, milli eğitim çaresiz, çocukların televizyonları yok, internet bağlantıları yok. Bu çaresizlik içerisinde milli eğitimin çöküşünü başta Milli Eğitim Bakanı izliyor. Ama o da bunlar normaldir demeye başladı. Sarayın etrafındaki bu yalaka takımın konuşma ağzı artık bütün bakanlara sirayet ediyor. Çocuklarımız eğitim alamıyor. Parası olan eğitim alıyor. Parası olan özel hocalar tutuyor. Parası olan çocuklarını özel okullarda okutuyor. Devlet de zaten parası olmayan devletin okullarına değil, özel okullara destek oluyor. Bu durumda yapılan açıklamalarda bakan hiç ses çıkartmıyor ama onun ötesinde de çocuklarımızın düştüğü bu durumda saraydan da ses yok. Zaten bugünlerde saraydan hiç ses yok. Onun aklı fikri başka şeylerde. İnternet ve bilgisayarı bulunanlar bile internet ve bilgisayarındaki dersleri seçerek incelemeye başladılar. UNESCO'nun verilerine göre ekonomik düzeyi yüksek ülkelerin hepsinde okullar açık. Peki neden Türkiye'de okullar açık değil? Neden ekonomisi düşük olan Afrika ülkelerinde okullar açık değil? Çünkü başta Türkiye olmak üzere biz 18 yıldan beri önceliğimizi eğitime, önceliğimizi Türkiye'nin altyapısına, önceliğimizi Türkiye'yi hazırlayacak geleceğe yatırım yapmadık. Ne yaptık? Yandaşlara para dağıttık. Ne yaptık? Bir avuç medyayı besledik. Ne yaptık? İnsanlarımızı susturduk. Hala okullara dezenfektan dağıtamayan bir iktidar iktidarda kalabilir mi? Hala çocuklara maske dağıtmayı beceremeyen bir iktidar iktidarda kalabilir mi? Ankara'da 738 anaokulu ve ilkokula 240 bin maske veriliyor. Her okulda en az 500 öğrenci var. Bu 240 bin maske demek oluyor. Arkadaşlar, dağıttıkları maske bir tane. O gün kullanıp atacaklar. Peki çocuklar daha sonra hangi maskeyi takacaklar? Aileler geçinemiyor diyoruz. Sen gönderiyorsun Amerika'ya maske gönderiyorsun. Amerika'ya tıbbi cihazlar gönderiyorsun. Diğer ülkelere Türkiye büyük ülkedir diyorsun. Ya kendi ülkene baksana. Çocuklarına baksana. Kendi geçinimini sağlamayan ailelere baksana. Eğitim sistemi çökmüş, ona baksana. Hayır. Sen hava atacaksın ya, milletin tarafında gözün yok. Ne damadın, ne senin. Senin gözün bir avuç yandaşınla beraber daha fazla nasıl iktidarda kalabilmek? Değerli arkadaşlarım, bugünlerde Suudi Arabistan bize görünür olmayan bir ambargo uyguluyor. Görünür olmayan. Tırlarda domatesler çürüyor. Mallarımız sınırda bekletiliyor. İhracatçımız ve üreticimiz çok kaygılı. Hangi Suudi Arabistan bu?
Bu Suudi Arabistan, hatırlıyor musunuz? Türkiye'ye bir prensin uçağıyla bir 7 kişilik bir tim geliyor. Bunlar Türkiye'nin Arabistan konsolosluğuna giriyorlar. Amerika'dan gönderilmiş, sen oradan git izni al diye gönderilmiş kaçıkçı konsolosluğa giriyor. Kayıtlar tutuluyor Milli İstihbarat tarafından. Kaşıkçının orada boğazının kesildiği, öldürüldüğü çığlıkları, sesleri geliyor. O sırada dışarıda bekleyen nişanlısı Türk yetkililere haber veriyor. Çıt yok. Ses yok. Kayıtlar var. Daha sonra Kaşıkçının cesedi parçalara ayrılıyor. Daha sonra fırında yakılıyor. Sonra da çantalara konulup elini kolunu sallaya sallaya bu insanlar buradan ayrılıyorlar. Konsolos da aradan belli bir zaman geçtikten sonra elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Şimdi sen bu Türkiye'de ne yaparsan yap, artık Türkiye itibarlı ve güçlü bir devlet pozisyonunda değildir. Sen kral öldüğü zaman yas tutarsın. Sen 99 milyar doları, 100 milyar doları alıp burada kendi arazilerini onlara peşkeş çekersin. Sevda Tepesi'ni peşkeş çekersin. Ama sıra kendi üreticini, sıra kendi insanlarını korumaya geldiği zaman Arabistan'ın uyguladığı ambargoya karşı sessiz kalırsın. Bu sessizliğinin nedeni daha önce ses çıkartamamandandır. Daha önce Katar gibi ülkelere, Arabistan gibi ülkelere Türkiye'yi peşkeş çekmenden dolayıdır. Daha önceden senin ülkende cinayetler işlenirken, üstelik de iktidarın, Suudi Arabistan iktidarının eli olduğunu bildiğin halde sessiz kalmaktan kaynaklanmaktadır. Yapacağın bir tek şey var. Kendi üreticinin arkasında dimdik dur. Sana ambargo uygulayanlara karşı başını dik tut. Bir devlet gibi davran ve gereğini yap. Değerli arkadaşlarım, bugün saat 5'te Sayın Uğur Bayraktutan, Sayın Utku Çakır Özer, Sayın Murat Emin'le birlikte Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret edeceğiz. Kendileriyle bu yaşanan haksız ve hukuksuz savaşın haklı tarafı olarak grubumuzun desteğini onlara bir kere daha ileteceğiz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırgan tutumunu bir kere daha Büyükelçilik nezdinde kınayacağız. Bunun uluslararası hukuka aykırı bir terör olayı olduğunu bir kere daha vurgulayacağız. Yukarı Karabağ'daki Ermenistan işgali bölgemizde zaten kanayan bir yaradır. Yıllardır süren bu işgalin artık bitirilmesi gerekmektedir. CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimizle beraberdir. Onlara olan desteğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerle birlikte yaptığımız açıklamada altına imza atarak beyan ettiydik. Şimdi bugün de Azerbaycan'ın Büyükelçisi'ni ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu bir kere daha ifade edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Enis Berberoğlu olayı hala konuşuluyor. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlalinin yapıldığı şeklinde bir açıklamayla, bir kararla tekrar konuşulur hale geldi. Biz de söylemiştik. Demiştik ki şurada Anayasa Mahkemesi en üst mahkemedir. 2 ay var. 2 ay daha bekleyin. Bu açıklanacak ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararı okutursunuz. Eğer Anayasa Mahkemesi de burada bir hak ihlali görmüyorsa
o zaman bunu genel kurulda okutmanız doğrudur. Ama Sayın Meclis Başkanı, o zaman sizi uyarmıştık. Bu yasalara aykırıdır. Bu bir insanın, milletvekili seçilen bir insanın kendi hukukuyla, hakkıyla ilgili bir ihlaldir demiştik. Bizim söylediğimizi Anayasa Mahkemesi söyledi. Ama bu arada ne oldu? Bu arada Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş oldu. Şimdi iade edilmesi gerekiyor. Hem onurunun, itibarının iade edilmesi gerekiyor, hem de alnının tertemiz teriyle kazandığı, milletinin desteğiyle kazandığı milletvekilliğinin geriye verilmesi gerekiyor. Ama meclis başkanı açıklama yapıyor. Ya bunun için daha gerekçeli kararı görmemiz lazım. Bu konuda Yargıtay karar verecek diyor. Peki yasalara o kadar saygılıydınız ve bekliyordunuz da daha önceden Anayasa Mahkemesi'nin alacağı kararı neden beklemediniz Sayın Meclis Başkanı? Çünkü siz yasalara uygun değil, haktan, hukuktan, adaletten yana değil, sarayın size verdiği emirleri yerine getiren bir anlayışla meclis başkanlığını yürütüyorsunuz, onun için yapmadınız. Şimdi bir daha Enis Berberoğlu'nu bir kere daha bir hak ihlaline uğratmayın. Gereğini yapın, Enis Berberoğlu'nu derhal milletvekilliğini kendisine iade edin. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorusuz olan arkadaşlarım var mı? Sayın Cumhurbaşkanı egemen güçlere kulağını vereceğini, dinleyeceğine, ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi, şimdiye kadar komşumuz olan ülkelerle ve dünya siyasetinde egemen olan güçlerle diplomasisini diplomatik olarak yürütürdü. Diplomatik olarak bütün bağlarını dünyayla kopartan konuşmalarıyla ya yaptığı fiili işlerle dış politikayı Türkiye'nin itibarını zedeleyecek şekilde yürüten Cumhurbaşkanı'nın aklına şimdi diplomasi yöntemleri geliyorsa bu yine de bir ilerlemedir. Ancak Türkiye'yi getirdiği açıdan bakacak olursak hem komşularımızla yaşadığımız ve bugün ne gelen gerginlik noktasına bakacak olursak hem de dünyanın egemen güçleriyle olan gitgellerimize bakacak olursak Cumhurbaşkanı bugüne kadar verdiği zararı telafi edecek bir girişimde bulunması mümkün değildir. Eğer Türkiye'ye bir iyilik yapmak istiyorsa gerçekten Türkiye'nin itibarının tekrar cumhuriyete ve geçmişine yakışır bir şekilde olmasını istiyorsa, birazcık vicdanı Türkiye'den yanaysa, yapacağı en güzel şey damadını alıp bir an önce bu iktidar koltuğundan çekilip gitmektir. Kobani olaylarının üstünden 6 yıl geçmiştir. Ancak ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Jeff Jeffrey'nin yaptığı açıklamanın üstünden henüz bir hafta daha geçmedi. Gerçekler ayrıntılarda saklıdır. Ama Türkiye'de gerçekleri üstünü örtmekte üstat olan bir iktidar başka bir algıya dikkati çekebilmek için Kobani olayları yani 6 yıl öncesine gidip yeni bir algı operasyonu düzenlemektedir. Bunun nedeni James Jeffrey'nin yaptığı açıklamadadır. O diyor ki Suriye'deki terör örgütü YPG ve PKK elebaşıları ile Kürt Ulusal Konseyi temsilcilerine şöyle sesleniyor. Türkiye artık bu bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyecektir. Şimdi ben bunu soruyorum. Asıl tartışılması gereken konu bu değil mi? Asıl saklamak istedikleri bu değil mi? Onlar yeni bir Kürt
devletinin oluşumunda o bölgedeki biz PKK terörüne, YPG terörüne karşı milli mücadele veriyoruz diye bas bas bağırırken oradaki bu oluşuma diyorlar ki siz merak etmeyin, siz istediğiniz gibi bundan sonra kendi girişimlerinizi sürdürebilirsiniz. Türkiye artık buraya operasyon düzenlemeyecektir. Bunu kim söylüyor? Türk yetkilileri mi? Hayır. Bunu kim söylüyor? Amerika'nın Orta Doğu sözcüsü söylüyor. Kime söylüyor? Kendilerinin de bizim de terör örgütü olarak andığımız PKK ve YPG yetkililerine söylüyor. Peki çıt çıkıyor mu? Buna bir cevap veriliyor mu? Hayır, öyle değildir mi deniliyor? Hayır. 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'nin tazminata bağladığı tutuklamalardan dolayı ve yasal olarak herhangi bir sürecin devam etmesine gerek duymadığı olayları tekrar canlandırıp bu gerçeğin üstünü örtmeye çalışıyor. İşte iktidarın Türkiye'ye yaptığı zulüm budur. İşte iktidarın Türkiye'de her şeyin üstünü örterek halkını kandırmaya yönelik tevessül ettiği olaylar tam da bu olaylardır. O eğer bir dış politikada sıkışmışlığa giriyorsa ve egemen güçlerin emrini yerine getirmek zorunda kalıyorsa o zaman kendi içinde algıyı değiştirmek için bunu yapabilecek kudreti kendinde görüyor. Bunun adı vicdansızlıktır. Bunun adı halkı kandırmaktır. Bunun adı bir iktidarın şeffaf olmadan dış politikasını egemen güçlere teslim etmesidir. Başka sorusu olan var mı? Yok, teşekkür ediyorum. Saygılar.